Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Hearts of Iron 4'ü oynayacağız. Şimdi öncelikle ilk video böyle öğrenme aşaması gibi olsun, rehber gibi olsun istedim. Çünkü benden bayağı bu tür oyunun rehberini isteyen vardı. EU4, işte Hearts of Iron, Crusader Kings de vardı daha önceden mesela. Ben Hearts of Iron serisi yapmayı düşünüyorum. Siz yine alta yazın, yapayım mı yapmayayım mı diye. Ama onun dışında bugün ben oyunu çok zor öğrendim. Tek başıma öğrenmek zorunda kaldım çünkü çekilen videolardan gerçekten bir şey anlamadım. Oynayarak öğrenecek bir şey biraz da ama ben birkaç gün sabahlamam gerekti böyle oyunu hafiften kapmam için. Ve şu an ben 1941 yılındayım. Size neler yaptığımı, neler yapmanız gerektiğini, oyuna nasıl ilerlediğini, işte en büyük sıkıntı mesela asker çıkarma olayı. Asker çıkarma olayını çözmek için kafayı yedim yani. Savaş açma olayı bile kolay değil bu oyunda. Hepsini tek tek bir öğreneceğiz. Bu harita üzerine oynanan savaş oyunlarını bir türlü çözememiştim ben. Zaten şu an 2. Dünya Savaşı'nda olduğumuz için görüyorsunuz her tarafta birlikler falan var. Her tarafta savaşlar falan var. Evet, sol üstte görüyorsunuz 3 hilal var. Neden 3 hilal var? Çünkü normal demokratik Türkiye'yi, hani Atatürk'ün başta olduğu demokratik Türkiye'yi, isterseniz milliyetçi, isterseniz komünist, öyle bir şey de vardı. Yani bilenler yazar zaten. Evet, sol üstte tıklıyorum. Zaten ben bu milliyetçi Türkiye'nin başına Atatürk'ü getirmek için çok uğraştım da, hani o ayarlardan işte oyunun dosyalarından falan ayarlanıyormuş galiba. Onunla da uğraşmak istemedim. Şu an %98 Millet Partisi, CHP %1 kaldı. Şimdi oyunun iç yapısından falan bahsedeceğiz önce. Zaten siz ilk başlığınızda ben bu arada neden böyle yaptım, hani neden sıfırdan başlayıp anlatmadım. Çünkü çoğu özellik sonradan ekleniyor ve çoğu özelliği oyun ilerledikçe görebiliyorsunuz. O yüzden ben de 1941 yılından anlatacağım. Yoksa 1936 yılında başladım. İsterseniz 39 yılından da başlayabiliyorsunuz. 2. Dünya Savaşı başladıktan sonra, ama ben 1936 yılında başlamayı tercih ettim. Hem hazırlık olsun dedim 2. Dünya Savaşı'na kadar. Şimdi yasalar ve hükümet. Buradan hani buraya tek tek anlatma gereği duymuyorum. Zaten burada ne yapacağınız yazıyor. Bu arada aşağıya Türkçe linkini de koyarım. Türkçe oynayayım bence oyunu çözene kadar. Ondan sonra isterseniz İngilizce çevirebilirsiniz. Şimdi abi, yasalar ve hükümetler. Bu kısım asker alma olayı. Şimdi burada görüyorsunuz işte sadece gönüllüler, silahsız, sınırlı zorunlu askerlik, gerektiği kadar geniş zorunlu askerlik, valle koy gönder falan. What the fuck? Askerlik yasasını anlatıyor. Şimdi ben de insan gücü sıfır. Neden? Çünkü militarizm var, askeri gençlik var, milliyetçilik var derken abi tamamen ordu millet kavramının ırzına geçtik yani. Tamamen ordu millet oldu. Hani siz bunu yapın başlarda, hele 2. Dünya Savaşı başladıktan sonra, ama silahsız ulusa çevirin. Ya ben şu an mesela bu oyuna devam ediyorum. Hani kendi oynadığım oyun bu. Silahsız ulusa çevireceğim bunu çünkü insan gücü kalmadı. Sadece gönüller yaptım. O da olmadı. Silahsız ulus yapacağım. Artık ondan sonra insan gücünün artmasını bekleyeceğim. Böyle kendinizce stratejiler geliştirebiliyorsunuz. Hani seçip bırakmıyorsunuz buradan. Mesela buradan ne? İhracat oda. Zaten buradan siz anlarsınız. Burada hangisinin özelliği daha fazlaysa onu seçersiniz. Ben serbest ticaret yapmak istiyordum bunu. Neden ihracat odağı yaptım bilmiyorum. Zaten görüyorsunuz özellik olarak da serbest ticaret daha önde. Bunlar çok önemli. Yasalar ve hükümet, araştırma, askeri personel, çünkü direkt ordunuzu, işte ulusunuzun ekonomik, kültürel her şeyini etkiliyor. Burada işte kısmi seferberlik. Bizim olayımız ne burada? Ekonomi yasasında kısmi seferberlik seçmişiz abi. Ben bunu değiştirsem iyi olacak. Savaş ekonomisi yapmam lazım bunu. İşte böyle kendinizce stratejiler uygulayabiliyorsunuz abi. Şimdi diyelim ki komünist bir Türkiye kuracaksınız. Ben buraya Hüseyin Yalçın'ı koydum. Hani milliyetçi bir, Türkçü bir Türkiye yapmak için. Ama siz komünist istediniz abi. O zaman şu yabancı adamı alıyorsunuz, seçiyorsunuz. Bu adam yavaş yavaş zaten günlük komünizm desteği artı 0.10. Bu sürekli artıyor. Sonra diğer özellikleri de anlatacağım komünizmle ilgili de. Ya da faşizmle ilgili ya da demokratik yönetimle ilgili. Bunu sadece örnek veriyorum. Hani buradan hangi yönetim istediyseniz başlangıç bu yani. Buradan seçiyorsunuz. Ben atsız seçtim. Hani Milliyetçi Türkiye yavaş yavaş gelişmeye başladı. Bu arada Milliyetçi Türkiye seçtiğiniz zaman her türlü Fevzi Çakmak geliyor, onu söyleyeyim. Atatürk'ü yapmak isterseniz ya da başkasını getirmek isterseniz onu ayarlardan falan yapmanız gerekiyor. Ve şöyle bir şey de var. Ben şu an Milliyetçi Türkiye'yi kurdum, Fevzi Çakmak başa geçti ya abi. 38'de Atatürk ölmedi. Ama başta olunca ölüyor galiba. Öyle bir şey var. O şekilde yani. Burada ideolojik mücadeleci. Mesela bu da aynı ideoloji. Şu an Milliyetçi Türkiye varsa Milliyetçi Türkiye'nin özelliğini arttıran bir olay. Tabi bunu daha sonra seçmeniz daha mantıklı. Buradan da araştırma üretim olayı. Buradan zaten siz ayarlara bakarsınız. Kendinizi anlarsınız. Buradan da askeri personel, işte hava kuvvetleri komutanı, işte kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanlığı, hepsini seçiyorsunuz kimler olması gerektiğini. Ben şimdi asıl özelliklerden başlayayım abi. Araştırma. Araştırma çok önemli bir kere. Şimdi buraya giriyorsunuz.
şu üstte gördüğünüz tüm şeyleri geliştirebiliyorsunuz abi. Benim size önerim, bir tane hani 3 tane hakkınız var ya geliştirmek için. Bir tanesini endüstri ya da mühendislikten yana kullanın. Ben mühendisliği bakın bayağı geciktirmişim. Bu arada ben sıfırdan başlayanlar için anlatıyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi endüstriye önem verin. Endüstriye zaten direkt basit makineleri falan çıkartın bunları. 1936 yılından başlıyorsanız. Bir özellik daha var abi. Diyelim siz 36 yılındasınız ya oyunda. 37 yılındakini yaparsanız ceza puanı geliyor. Bak mesela ben şu an 41 yılındayım ya. Bunun üzerine geldiğim zaman ne yazıyor? Teknoloji 1.87 yıl zamanın ilerisinde zaman farkı arttıkça ceza artar. İşte kendince ceza veriyor. Nasıl ceza veriyor bilmiyorum. İşte bunlar benim geliştirdiğim şeyler. Endüstriye önem vermek lazım. Özellikle savaş başladıktan sonra daha da önemli oluyor. Mühendislik buradan işte radyonuzu, işte mekanik hesaplama, daha çok teknolojik savaşa yönelmek için bunları geliştirmeniz gerekiyor abi. Burası hava ile ilgili, işte hava doktrini. Bu stratejik anlamda bir hava doktrini. Bu da normal direkt savaşın alanında gerçekleşen şeyler için hava olayı. Burada işte donanma, burada da kara doktrini, toplar bilmem ne falan. Burada benim önerim kesinlikle destek ekipmanları falan hepsini alın buradan, kurun yani. Hani şunları mümkünse aşağıya inip geliştirin yani, çok geç kalmadan. Ben bazı konularda geç kaldım. Piyadeden de şunları geliştiriniz. Mesela dağcı piyade artı bir yaptığınız zaman dağcıların gücü artıyor falan. Bunlarla birlikte diplomasi de önemli. Diplomasi neden önemli? Mesela abi siz faşist bir devlet kurdunuz. Faşist lafını da sevmem abi. Niye milliyetçi falan dememiş? Niye İtalyanların ideolojisini buraya koymuş, faşist deyip geçirmiş ki? Neyse, buraya faşiste tıkladığınız zaman siz aynı görüşteyseniz bir kere artı puanınız oluyor. Mesela adam komünist, siz faşistsiniz, yok puanınız uymuyor. Demokratiksiniz, komünistsiniz, yine uyuşmadıkları için yine uymuyor. Yani faşiste faşist olacak, komüniste komünist olacak. İyi anlaşmanız için. İsterseniz de bir tanesine gidip işte ilişkileri geliştir diyorsunuz, tıkladığınız zaman zamanla ilişkiniz gelişiyor. Ve savaşa davet etme olayını hemen göstereyim bu arada. Mesela Bulgaristan'ı geç, neyse Dominik'ten göstereyim aynen. Şimdi Dominik'e direkt savaş açamıyorsunuz. Yani savaş aç deyip giremiyorsunuz ülkeye. Halkla savaş hedefi diyorsunuz. Mesela tıklıyorsunuz ele geçirmeye. Dominik Republic şehrini almak istiyorum ben mesela. Onun için kendimi haklı çıkartıyorum. İşte yolla dediğim zaman sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum, işte radyo sesleri geldi mesela. O radyo sesleri de bununla ilgili propaganda yaptığımız gösteriyor mesela. Bu arada bu oyunu kaydetmemem lazım yoksa yanarım abi. Adamlar faşist, bir de onlara ben savaş ilan edersem sıkıntı olur. Neyse, onu halledeceğim ben bir şekilde. Savaş da öyle hani, haklı savaş, hak iddiası talep ediyorsunuz. Hak iddiası talep ettikten sonra mesela üstüne geliyorsunuz ya abi. İlerleme yazıyor orada mesela. İlerleme bittiği zaman ya, 25 günse 25 gün sonunda, işte beklenen bitiş tarihi zaten yazıyor orada. O tarih bittikten sonra tamam abi, hani artık savaş aç deyip savaş açabiliyorsunuz. Yani savaş açma olayı bu şekilde. Tabi isterseniz değişik olaylar da var burada, zaten seçeneklerden görüyorsunuz. O yüzden Türkçe kullanmanızı öneririm bu oyunda, bu tarz oyunlarda daha çok. Burada da mesela ben ne yaptım abi? Görüyorsunuz Yunanistan'ın tamamını aldım. Onun dışında Bulgaristan'ı başlarda Fransa ile İngiltere koruduğu için giremedim oraya. Beklettim, savaşın çıkmasını bekledim. İkinci Dünya Savaşı gerçek tarihinde başlıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Onun üstüne ne yaptım? Suudi Arabistan'a bayağı girdim. İşte burada Fransa vardı. Fransa'yı yok ettik. Hani aslında Nazi Almanya'sı yok etti. İşte burada Paris'e girerek yok etti. Ben de sonra buraya girdim derken, buraya işte gerçekte de Nazi Almanya'sına bağlı olan Vichy Fransa'sı kuruldu. İşte buradan da yardırdık. Bayağı şu an iyi gidiyoruz aslında biz haritada. Yani bayağı iyi gidiyoruz yani. İşte burada ben son savaş falan yapıyordum. Bu arada bayağı sabahlıyorum oyunda yani. O kadar güzel bir oyun. Hani sizi bayağı içine çekiyor o yüzden. Size rehber tarzını anlatayım dedim. Bir daha oyunu öğrenmekle zaman harcamayın. Tabi ben ne kadar öğretirsem öğreteyim yine oyunda çoğu şey öğreneceksiniz. Neyse, ben şeye geleyim abi. En önemli kısma bir geleyim. Ondan sonra tekrar diğerlerine döneriz. Toplama görevlendirme. Evet, askerleri buradan çıkartıyoruz. Şimdi siz normal oyuna girdiğinizde şu taraftaki bir sürü birlik gösteriyor ya, onların hepsi göstermeyecek. 2-3 tane gösterir size. Siz buradan birlik tasarımcısına geleceksiniz. Mesela ne seçebilirsiniz? Bu arada paraşütler, işte bu denizciler, tank bilmem ne falan, bunlar ileride açılıyor. Teknolojiyi arttırınca açılıyor. Hani bende şu an açık. Hani mesela ne yapalım? Piyade tümenini seçiyorsunuz abi. Piyade tümeni normalde sizde şuradaki beyaz mektup gibi şeyler var ya, hani onlar olmaz. Birkaç tane falan olur. Ve şurası seçiliyor. Varsayılan seçiliyor. Buradan hemen seçkini seçiyorsunuz. Ondan sonra şu artıları tıklayıp
Mesela burada seçtiğiniz şeye karşı donanımlı oluyor piyade tümeni. Mesela topçu seçerseniz topçuya karşı işte ek puanları falan oluyor. Paraşütleri seçerseniz aynı şekilde uçak savar seçerseniz uçak savara tank savara falan karşı durabiliyor. Bu destek kısmında şey abi bizde olanlar. Hani burada şu kısımdaki mektuplar falan karşı durduklarımız. Şu destek kısmı da mesela ben buraya basıyorum gözcü bölüyor. Mesela buna tıklıyorum. Save diyorum ya abi. Tamam. Şu an ben yeni bir piyade tümeni çıkardığım zaman şu destek topçusu mühendis bölü bilmem ne gözcü bölüğü tüm özellikleri bunda olacak. Yani nerede abi piyade tümeni? Ha, piyade tümeni ben buradan İzmir seçtim. Bu arada şuraya basarak istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Hani mesela Ankara'yı seç. Hani Ankara'yı seçtim. Mesela bundan sonra Ankara'ya gidecek piyade tümeni. Ve oyun yeni başlayanlar burayı anlamıyor, ben dahil. Siz bunları seçtikten sonra hemen olmuyor abi. Biraz beklemeniz gerekiyor ve olduktan sonra şurası renkli oluyor. Hani şu sağdaki renk gibi oluyor. Böyle değişik turuncu, sarımsı bir renk oluyor. O zaman tıklıyorsunuz ve giriyorsunuz. Hani adamları bölgeye yerleştiriyorsunuz. Hani biraz beklemeniz gerekiyor. Bu oyunda en çok yapmanız gereken şey sabır. Hani sabırlı şekilde bekleyeceksiniz ya da şuradaki hızlandırma, sağ üstteki hızlandırma yerinden hızlandıracaksınız oyunu. Şu an tabii oyun durduğu için bir şey olmuyor. Dediğim gibi hani toplama kısmı bu şekilde. Bölük tasarımcısı falan diye böyle geliştiriyorsunuz. Ondan sonra siz buraya save dediğiniz zaman zaten bu sağ kısma geliyor onlar. Eight'e bastığınız zaman da işte gördüğünüz gibi alt kısma yerleşiyor. Alttan da konumunu seçip işte kaç birim istiyorsanız onu seçip çıkıyorsunuz. Bu kadar. Yani asker yapma olayı bu kadar. Bayağı kolay aslında. Başlayan için bayağı zor ama. Üretim kısmına gelelim abi. Üretimde mesela hani ben üretim kısmını çözmek için bayağı zorlandım. Hala zorlanıyorum ama yine elimden gelince göstereyim. Mesela gemileri buradan mı çıkartıyoruz? Gemileri buradaki gemi olayını pek anlamadım. Gemiyi işte uçağı nasıl çıkartacağımızı anladım. Eyvallah ama gemiyi nasıl çıkartıyoruz? Buradan mı çıkartıyoruz falan anlamadım. Mesela şurada yetersiz insan gücü dediği için herhalde yerleştiremiyorum. Hani tam anlamadım. Burada deniz malzemeleri mi çıkıyor? Direkt gemiyi mi buradan çıkartıyoruz falan? Bilenler detaylı bilenler varsa bana söylerse güzel olur. Hani neredeyse tek bilmediğim şey bu. Yani tabii çok bilmediğim şey var yine ama yeni başlayanlara göre yine bayağı şey öğrendim oyunda. İnşaat kısmında abi şunun üstüne geldiğiniz zaman zaten kaç gün içinde biteceği yazıyor. Mesela ben buraya deniz tersanesi kuruyorum. Siz buradan işte altyapı mı istiyorsunuz? Altyapıyı tıklıyorsunuz abi. Buraya seçiyorsunuz. Herhangi bir yeri seçiyorsunuz. Hava üstü mü istiyorsunuz? Bir yeri seçiyorsunuz. Zaten işte orada kaç tane bina olduğunu, inşaat yapılacak alan olduğunu falan gösteriyor burada. Mesela iki tane yer kalmış Ankara'da falan. Petrol rafinesi falan kurmak istiyorsunuz. Giriyorsunuz buradan istediğiniz yeri seçiyorsunuz. İşte deniz tersanesi, roket alanı şu an kuramıyormuşuz. Sivil fabrika, başlarda sivil fabrikayla askeri fabrika yapın. Hani ben kaç tane yapmışım? 15 tane. Mesela siz de 15 tane rahat yapın yani. Onun için altyapıya çok önem verin çünkü şurada değişik bir işaret çıkıyor. Kırmızı bir işaret çıkıyor abi. Şu an birliklerde var mı bilmiyorum. Birliklerimde yok galiba. Şu ünlem işareti başka bir şey zaten de. Böyle değişik böyle ölüm işareti gibi bir şey çıkıyor. O da buradaki erzakların yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani erzakların yeterli olması için altyapı geliştirmeniz gerekiyor ki erzak yardımı yapabilsinler oraya. O yüzden inşaattan altyapıya önem vermeniz gerekiyor. Ben daha yeni yeni kavradığım için daha yeni yeni geliştiriyorum hep. Ha, askerleri bir yerden bir yere götürürken de aynı mantık. Mesela şöyle göstereyim abi. Askerleri çünkü hemen... Ha bak biraz önce dediğim mantık buydu. Gördünüz mü? Böyle üstünde değişik bir şeyler çıktı. Tıklıyoruz mesela. Şunun üstüne geldiğimiz zaman diyor ki kötü erzak. Çünkü buranın altyapısı kötü. Altyapısı kötü olduğu için de erzak yardım yapılmıyor. İşte kıyıdan ya da şehirlerden. O yüzden buradaki adamlar yavaş yavaş işte kötü duruma düşüyor. Mesela bir yerden bir yere gitme olayı bak. Tıklıyorum ya buraya. Buraya gelsin tamam mı? Ne diyor? İlk birim 8 gün 16 saat işte 15 saat sonra falan gelecek. Hani adamları böyle tıkladığınız zaman gelmezse niye gelmiyor lan bu diye şey yap, sinirlenmeyin. Bekleyin abi bu belirten sürede gelecek. Şöyle bir şey de var. Şuradaki kısma basarsanız egzersiz yaparlar. Yani askeri tecrübe kazanırlar. Şurada gördüğünüz işte askeri tecrübe kazanırlar ki bu askeri tecrübe de önemli. Şuradaki deneyim seviyeleri falan önemli ama bu da çok ekipman yer. Yani ekipmanınız kısıtlıysa bunu pek yapmayın. Bu da işte agresif saldırıdan tutun işte biraz daha savunmacı duruşu falan temsil ediyor. Öyle bir şeyler bunlar da. Yani bunu savaşa göre falan ayarlarsınız siz. Üstünseniz direkt agresif şekilde dalın yani. Onun için ne gösterebiliriz? Ha, şunu gösterebiliriz çünkü ben bunun acı çektim bayağı. Mesela şuradaki birliklerin komutanı yok ya abi bak. Şuradaki birliklerin komutanı yok. Buradan hemen yeni komutan ekle diyorsunuz. Tıkladık oraya. Atamak için de buraya tıklıyorsunuz. Sonra yeni komutan diyorsunuz. En üstte bir tane komutan geliyor. Ona iki kere tıkladığınızda
Evet, komutan buraya geliyor. Komutansız birlikler çok güçsüz oluyor ve hemen yeniliyor. Onu söyleyeyim. O yüzden mümkünse şey yapın yani. Bu arada bize işgal mişgal var. Hayır, tek atacağım, haberi yok yani. Neyse, onu hallederiz. Bu arada Nazi Almanya'sı ile İtalyanlar sağ olsun bana bayağı yardım ediyor. Onlar sayesinde de bayağı ilerledim. Milliyetçi İspanya da aynı şekilde. Mesela ben şu an Arabistan bölgesine girdiğim için benim şuraya girersek üretim kısmına. Gördüğünüz gibi petrol kısmım arttı. Yani fethettiğiniz, aldığınız bölgeye göre de değişiklik sergiliyor bu. Hani üretim kısmı. Ona dikkat edersiniz siz. Uçak kısmı da abi şu sağ üstten görüyorsunuz. Hava kısmına geldiğiniz zaman mesela zaten size diyelim Türkiye ile başladınız. Zaten belli başlı uçaklar veriyor. Belli bu uçağa bastınız burada. Ondan sonra mesela Yunanistan bölgesine gösteriyor. Siz de diyelim savaşta Orta Doğu'dasınız. Orta Doğu'ya basıyorsunuz. Ya da Doğu Akdeniz'e basıyorsunuz, fark etmez. Orta Doğu'ya bastınız abi. Şurada boş bir alan var, görüyorsunuz değil mi? Burada uçaklar var işte. Tabi şu an benim uçağım transfer edilemiyor ama bunu tıkladığınızda, sağ tıkladığınızda bu normalde buraya gider. Hani mesela ben buradaki kısma geldim abi. Doğu Akdeniz mesela değil mi? Buna tıkladım. Sağ tıkladım sonra. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunun kendi başına bir özellikleri var. Hava üstünlüğü durdurma gibi. Siz buna istediğiniz özelliği ekleyebiliyorsunuz. Hani durdurmayı isterseniz kapatırsınız. Hava üstünlüğünü de isterseniz kapatırsınız. Ya da ikisini de birden açarsınız. Bunları etkinleştirdiğiniz zaman da Doğu Akdeniz bölgesine diyelim siz savaştasınız. Sizin eklemenize gerek yok. Zaten kendi başına o geliyor. Saldırıyor bir şekilde. Yani genel itibariyle böyle aslında. Çok daha detaylı anlatmak isterdim ama şöyle bir şey, siz oynayarak oynayacaksınız. Ben sizin girişte neler yapabileceğinizle ilgili böyle kısa kısa şeyler önerdim. Yani önemli şeyleri gösterdim size. Size başlarda hani ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz falan diye. Hani yeterli olmuştur olmamıştır ama illaki işiniz görecektir yani. İşte buradan harita görünüşleri, varsayılan harita modu vesaire buradan değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Sağ üstten zamanı ayarlıyorsunuz. Buradan zaten tek bildirimler geliyor, önemli şeyler. Hani sizin ne yapmanız istendiği zaten burada söyleniyor. Ben şu an Mifer devletlerindeyim. Nazi Almanya'sıyla işte Lejyoner Romanya'yla, Nazi Almanya'sıyla, İtalya Krallığı'yla vesaire böyle bir müttefiyiz abi. Güzel bir şekilde müttefikleri karşı koyuyoruz. Öyle yani, umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir şey anlatabilmişimdir. İnşallah ben de bunda ilerleyeceğim bayağı. Ama dediğim gibi isterseniz bununla ilgili bir seriye başlayacağım. Bana aşağı yazın. Başlayayım mı, başlamayayım mı onunla ilgili yazın abi. Sıfırdan ben bir kurup oynarım. Hani böyle bir rehber videosu olsun dedim çünkü hiç açıklayıcı böyle güzel bir rehber bulamadım böyle kendime. Hep kendi kendime öğrenmeye çalıştım. İnşallah az da olsa işinize yaramıştır. Şimdi kendinize iyi bakın. Yandan başka bir değilim. Ben de gideyim. Hoşça kalın.